Öncelikle hepinize Kürdistan'dan selam getirdim ve iyi bir haberle başlamak istiyorum. Bugün vi saluto tutti da Kurdistan. Bugün Tel Abyad'la ilgili önemli bir gelişme oldu. Tel Abyad tam Cizre kantonu ve Kobani kantonu arasındaki stratejik bir noktaydı ve Kobani'yi boğan bir stratejik noktaydı. Oggi cominciamo con una notizia bellissima che Tel Abyad. Che abbiamo preso Tel Abyad da Ve bugün YPG güçleri Tel Abyad aldılar. E poi ha un ruolo molto importante per la situazione di Rojava. Bugün bu gelişme Rojava'nın geleceği ve Kobani kantonu için çok önemli bir gelişme. Ed è molto importante per il canton di Kobane e poi siamo molto felici. Bütün dünya devrimcilerine kutlu olsun. Salutiamo a tutti i rivoluzionari del mondo. Öncelikle biraz kendimizden bahsedecek olursak, bizler alternatif medya gruplarından birisiyiz ve ana akım medyanın yani büyük medya gruplarına alternatif bir yer tutuyoruz. Vogliamo parlare un po' di noi perché siamo un'alternativa per i proprietari di mass media che manipulano le notizie e quindi vogliamo fare le notizie vere per far capire meglio la situazione. Ana akım medyanın yani büyük medya gruplarının manipülasyonlarla kitleleri nasıl yönlendirdiklerini biliyoruz ve bu anlamda gerçeği insanlara taşımak gibi bir sorumluluğumuz var. Perché sappiamo molto bene che i proprietari di mass media come manipulano il popolo e poi quindi abbiamo un ruolo molto importante per far capire la realtà che da molto tempo non ci siamo riusciti a fare. Yani büyük medya grupları eğer düzenli orduysa bizler kendimizi gerilla grupları olarak tanımlıyoruz. Se i proprietari di mass media sono gli eserciti, noi siamo le vere guerrigliere. Yani direnişin olduğu yerde barikatlardayız. Quindi siamo davanti alla barricato, barricato si dice, e poi vogliamo fare la notizia direttamente da lì. Hepinizin bildiğini düşünerekten yine de Kobani'deki, daha doğrusu Rojava'daki süreci tekrardan kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. Nasıl bu duruma geldi diye. Vogliamo raccontare un'altra volta la situazione di Kobane per far capire meglio anche a voi. 2011 yılında Suriye'deki iç savaş başladığında Kürtler de bu savaşın tarafı olmak için Batı Avrupa ve Türkiye tarafından yoğun baskı gördüler. Nel 2011'de yoğun baskı gördüler savaşın tarafı olması için. Kimler? Kürtler. Quando il governo ha voluto creare una guerra civile, hanno voluto anche far partecipare i curdi in questa guerra. Fakat Rojava'daki Kürt hareketi İsyancıların ya da Esad'ın birbirinin aynısı olduğunu, aslında birbirinden farkı olmadığını söyleyerek üçüncü bir yol önerdi. Nasıl yani? Üçüncü bir yol önerdi. Yani Rojava'daki ne Esad ne isyancılar, bizim üçüncü bir fikrimiz var. Però noi non volevamo partecipare in questa guerra perché avevamo un'altra idea alternativa. Ve bundan dolayı Batı tarafından yalnızlaştırıldı Rojava. Quindi noi siamo stati isolati da tutta la parte. Kobani savaşıyla bütün dünyanın tanıdığı Rojava aslında savaşa 2011 yılında başlamıştı cihatçı gruplara karşı. E quindi la guerra è cominciato in 2011. Bu süreç sonrasında binlerce insan yine göçe zorlandı, katliamlara tabi tutuldu. Il popolo che vive a Kobani hanno cominciato a immigrare. 2014 yılına gelindiğinde ise Rojava'nın Cizire kantonunda Amude'de Rojava deklarasyonu yayınlandı. In 2014 è pubblicata una dichiarazione di la dichiarazione di Rojava.
Ve bundan kısa bir süre sonra da IŞİD Haziran ayında Irak'ın en büyük kentlerinden birisi olan Musul'u işgal etti. Dopo questa dichiarazione, Irak ne başladı? Musul'u işgal etti. Irak ha conquistato, ha cominciato a bombardare Musul. Burada önemli bir nokta var. Cihatçıların en büyük argümanı olan şey Esad'a karşı savaşmak olmasına rağmen IŞİD Musul'daki elde ettikleri silahlarla ilk olarak Rojava'ya yöneldi. IŞİD dopo aver preso tante armi, dopo hanno dopo essere diventato molto forte, direttamente hanno cominciato a bombardare il popolo di Rojava, i Kurdi quindi. Yani toplamda Rojava'da Esad birlikleri yoktu. Cihatçıların savaştığı asıl düşmanları yoktu. Petrol de yoktu. Ama Rojava'da başka bir şey vardı. Rojava'da saldırdıkları bir fikirdi ve o fikir özgürlüktü. IŞİD non sapeva che stava per combattere per un contro un'idea che ha un base. E loro hanno dimenticato questo, che il popolo aveva un'idea che aveva la base. Bu süreç sonunda hızlı bir şekilde Irak ordusundan aldıkları ağır silahlarla ilk olarak Kobani'ye yöneldiler ve Kobani'deki saldırıyla 3 kanton arasındaki bağı koparmak istediler ve bunu başardılar. Nasıl yani? Irak'tan? Musul'dan Kobani'ye yöneldiler ve arayı kopardılar. Ne anlamda yani? Yani kestiler, yolu kestiler. Neyle neyin arasında? Hanno conquistato. Yani Kobani'yi işgal ettiler. Hanno conquistato Kobane con le armi molto pesanti e poi è cominciata una guerra lì. Ve bunun sonucu olarak Kobani Savaşı başladı. E poi è cominciato la guerra di Kobane definitivamente. Eylül ayına geldiğimizde biz de Kobani Savaşı'nı takip etmek için Suruç sınırına gittik. Anche noi siamo andati a settembre a seguire la guerra a Suruç. Şimdi Suruç sınırında yaşadığımız o yaşanan trajediyi hepinizin bildiğini biliyorum ama oradan da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Voglio raccontare cosa abbiamo vissuto lì, alcune cose tragiche lì. On binlerce insan bir anda birkaç gün içinde Kobani'nin köylerinden Suruç'a akın etmişlerdi ve yanlarına yiyecek bile alamamışlardı. Maggior parte del popolo sono immigrati da lì senza avere nulla, avevano una situazione veramente dura che non sapevano che fare. Ve orada büyük bir insanlık dramı yaşanıyordu. Bunun her anını tanıklık ettik. Abbiamo visto che c'è una vera dramma lì. Suruç'un tamamı küçük bir şehir olmasına rağmen on binlerce insanın gelmesiyle orası tamamen bir refüji kampı yani mülteci kampına dönüşmüştü. E poi tra un paio di giorni è diventato come una città dei campi di rifugiati. Bu süreç içinde bir yandan da Türk ordusunun ve devletinin baskıları devam ediyordu. Bir yandan da IŞİD saldırırken sınırın Türkiye tarafından da Türk ordusu sınırda büyüyen direnişi kırmaya çalışıyordu. A parte IŞİD c'era anche la pressione molto dura anche da parte dal governo turco. 26 Eylül'e geldiğimizde IŞİD sınıra dayanmıştı, Kobani sınırına dayanmıştı ve bizler de o sınıra dayanıp terleri yıktıktan sonra Kobani'ye geçtik. 26 Eylül. Nel 26 settembre ne oldu? Yıktık. Terleri yıkıp Kobani'ye geçtik. Abbiamo attraversato il confine e poi Türkiye tarafından binlerce Türkiye'li devrimci ve Kürdistanlı devrimci terleri aşarak Kobani'ye girdi. Tanti rivoluzionari turchi e kurdi hanno potuto entrare, hanno potuto attraversare il confine e poi hanno potuto entrare a Kobani. Bu durum Kobani Savaşı için sembolik önemi olan bir durumdu. Çünkü Kobani halkı biliyordu ki Türkiye'li devrimciler onların yanındaydı ve yalnız bırakmayacaklardı. Questo evento è stato molto importante perché
Kobane sapeva che i veri rivoluzionari turchi stanno da parte di loro e quindi c'è una è stata una grande solidarietà tra i veri rivoluzionari turchi e curdi. Birçok kişi oradan o gün Kobani'den geri dönmeyerek savaşa katıldı. Tanti persone non sono ritornati mai indietro perché hanno partecipato alla guerra, alla resistenza. Bu süreç sonrasında bütün sınır hattında savaşın başladığı ilk günden son güne kadar yani direnişin sürdüğü 133 gün boyunca bu insanlar sınır hattından ayrılmadılar. Questa resistenza è durata 133 giorni e poi durante questo periodo sono rimasti lì e non sono mai abbandonati, sono rimasti lì per sempre. 7 Ekim tarihine geldiğimizde ise Kobani'de artık kent savaşı başlamıştı ve IŞİD kentte çok hızlı bir şekilde ilerliyordu. Nei primi giorni 6 e 7 ottobre IŞİD ha cominciato a bombardare più forte. Bunun sonucunda ağır tanklar ve ağır silahlar kullanarak kentin büyük bir bölümünü ele geçirdiler. IŞİD ha conquistato usando le armi molto pesanti e poi hanno conquistato la città. Koalisyon güçlerinin bombardımanı da IŞİD'in ilerleyişini durduramıyordu. Anche le armi di Europa e America ha sostenuto tanto a IŞİD per andare avanti per far peggio la situazione. Sınırın Türkiye tarafında direniş büyüyordu ve dünyanın her yerinden insanlar Kobani Savaşı'na destek olmak için yanımıza gelmişti. Però la resistenza in Turchia stava andare meglio perché daha fazla güçleniyordu. Quindi da parte di Turchia la resistenza andava bene. Perché tutta la gente ha cominciato a sapere meglio di questa cosa, quindi fanno parte di questa rivoluzione anche loro. Yani toplamda tabloyu toparlayacak olursak, mülteci kamplarında mültecilerin temel ihtiyaçları ile ilgili ciddi sorunlar vardı. Bununla savaşıyordu parti. İkinci olarak Suruç sınırında ve Türkiye'nin başka illerinde Kobani dayanışma eylemlerini örgütlüyordu ve üçüncü olarak da Kobani'nin içinde savaşıyordu. Il movimento kurdo lavorava tanto per portare i cibi al popolo. Yemek götürüyorlardı başka. E poi anche nello stesso tempo combattevano per questa situazione. E poi organizzavano la resistenza. E poi mandavano le guerrigliere alla guerra. Bütün bunları Türk devletinin baskısı ve askerin saldırıları altında yapıyorlardı. L'hanno fatto tutto sotto la pressione del governo turco. Sınır eylemlerinde bulunan 6 ya da 7 köyde insanlar günlerce sınır hattında beklediler. Ama defalarca asker bu köylere saldırdı. Buradaki komünleri dağıtmak istedi. Burada onlarca arkadaşımız yaralandı ve bir arkadaşımız asker ateşiyle hayatını kaybetti. Però hanno cominciato a bombardare tutti i villaggi. E poi tutto il popolo di Kobane sono rimasti al confine perché non potevano mai ritornare ai villaggi. İşte e poi, scusami, e poi i nostri compagni... Bir kişi. E poi purtroppo un nostro compagno è morto durante la resistenza. İşte böyle bir zamanda Kobani'de direnişçiler çok zayıflamıştı ve kentin batısında sadece kentin %10'luk bölümünde 70-80 kadar YPG ve YPC savaşçısı kalmıştı. Batıda mı? Kentin batısında, Kobani'de.
E poi nella città sono rimasti 70-80 guerriglieri sono rimasti perché gli altri sono vanno uccisi. Bu savaş koşullarında aslında bizim de sorumluluğunu aldığımız ve moral bozmamak için çok fazla dile getiremediğimiz bir durumdu ama durum çok kritikti. Noi non vogliamo non abbiamo voluto raccontare questa situazione perché non volevamo che il popolo si sente debole perché İşte böyle bir kritik zamanda Türkiye'nin dağlarından yüzlerce gerilla silahlarıyla birlikte çok tehlikeli bir yol aşarak gizlice Kobani'ye mayınlı arazileri geçerek Kobani'ye geçtiler. E le altre guerrigliere che combattono nelle montagne sono venute in Kobani'ye geldiler. Sono venuti in Kobani per sostenere per partecipare a questa resistenza. Bu savaşın kırılma anıydı. Questo è il punto nodale della guerra. O sıra IŞİD gruplarının başındaki Çeçen komutanların karşısında artık deneyimli PKK gerillaları, savaşçıları vardı. E in questo punto c'erano le guerrigliere che sanno cosa fare perché da tanti anni che fanno guerra, quindi i ceceni non sanno cosa fare in questa situazione perché le guerrigliere sapevano molto bene cosa fare. Savaşın kaderi bu noktada değişti ve PKK, YPG, YPJ birlikleri hep birlikte mücadele ederek IŞİD'i yavaş yavaş mahalle mahalle, sokak sokak dışarıya püskürttüler. Quindi la situazione è cambiata un po' perché sia PKK sia YPG sia le guerrigliere tutte hanno fatto un comune e hanno combattuto insieme. Kobani'de savaş her evde, her odada, her köşede, her sokakta yaşanıyordu ve dünyanın gördüğü en büyük şehir savaşlarından birisiydi. La resistenza era ovunque, in tutte le strade, anche nella casa, ovunque, quindi è diventato una cosa molto, molto orgogliosa. Her gün sınır köylerine gelen genç yaştaki kadın ve erkekler bizimle vedalaştıktan sonra gecenin karanlığında mayınlı araziden Kobani'ye savaşmaya geçiyordu. Kimler? Kadınlar. Kadın ve erkek genç savaşları. Tutte le donne e le altre guerrigliere dopo averci salutato andavano nereye gidiyorlardı? Kobani'ye. Andavano a Kobani attraversando i campi delle minati. İşte bu çelikten irade Kobani'de zaferi getirdi. Quindi da questa situazione abbiamo avuto la vittoria. Peki bu Kobani'de savaş yaşanırken kentin bu tarafındaki komünlerde neler yaşanıyordu? Türkiye tarafında. Türkiye tarafında. Bu komünlerde Rojava'da kesintiye uğrayan 3 kantonal bölgedeki demokratik, ekolojik, konfederal yapılanmaların küçük prototipleri kurulmuştu. Quindi anche l'altra parte in Turchia hanno cominciato a fare i comuni cantoni. Bu komünlerde Kobani için dayanışmaya gelen halk bu komünlerde pratik bir şekilde örgütleniyordu. Tutto il popolo che vogliono partecipare alle guerre studiavano praticamente come cioè prendevano la coscienza come si fa la guerra, quindi studiavano lì praticamente e teoricamente anche. Artık Kobani'de kurulan komünler, komünal yaşam Türkiye sınırlarında, Türkiye Kürdistanı'ndaydı. Ormai i comuni di Rojava, anche si stanno nerede bulunuyorlardı?
Rojava'dan Türkiye'de yani. Anche stanno in in Turchia, non in, non solo in Kobane, ma anche in Turchia. Quindi il movimento si è esploso. Come si dice? Allargato, sì. Kobane özgürleştikten kısa bir süre sonra sınır hattında birlikteydik. Bütün İtalyan arkadaşlarımızla birlikte. Nasıl bir daha sonra? Kobane özgürleştikten sonra İtalyan arkadaşlarımızla birlikteydik. Dopo il Kobane diventato libero, özgürleştikten sonra? İtalyan arkadaşlarımızla birlikte sınırdaydık. Eravamo lì al confine con, li, con i compagni italiani, quindi grazie. Aslında İtalyan yoldaşlarımız bizleri savaşın ilk gününden son gününe kadar, hatta şu anda bile hiç yalnız bırakmadılar. Sono stati i compagni italiani sono stati sempre insieme con noi fin dall'inizio. Kobani halkı ve o direnişçiler bunu asla unutmadı, unutmayacaktır da. Noi siamo e poi le guerrigliere non abbiamo non dimenticheremo mai questa solidarietà, quindi grazie ai compagni italiani. O gün thank you. Kendileri zaten tanıklıklarını anlatmışlardır. O gün Marco ve Momo yoldaşla birlikte Kobani'ye geçtik ve bir gün kadar, yani yarım gün kadar orada kalma fırsatımız oldu. Marco ve Momo. Con Marco e Momo abbiamo attraversato il confine e c'erano anche loro che poi erano con noi, che hanno vissuto anche loro. Sokaklarda binlerce patlamamış mayın, IŞİD'lere ait cesetler ve tam bir kaos hakimdi. In tutte le strade, in tutte Kobane c'erano le bombe e poi i corpi morti. C'era una situazione molto male. Daha sonrasında ise 21 Mart'a geldiğimizde Nevroz için Kobani'ye tekrar gitmek istedim. Ama bu defa kapılardan değil. Çünkü Türk Devleti kapıları bütün basın mensuplarına kapattığı için mayınlı araziden illegal yollardan Kobani'ye geçtik. In 21 marzo siamo andati per celebrare Nevroz. Nevroz kutlamaya gittik. Mayınlı arazilerden geçip oraya. Noi abbiamo camminato sui campi di Minerva. Minati e poi siamo arrivati così. Tabii bu gidişimde orada çok uzun süre kaldım bir öncekine göre. Sono rimasti più lungo lì da prima. Ve Kobani'nin 3 cephesine gitme şansım oldu, savaşların olduğu cepheye. Ho visto tutti quasi tutte le Kobane. Kısaca içeriden de bahsedecek olursak, Kobani'de şu anda işleyebilen bir tane hastane var. Ben geldiğimde en son öyleydi. Ve aslında orası tam olarak bir hastane değil ve orada savaşçılar, yaralı savaşçılar tedavi ediliyor. Bütün Kobani'de bir ospital. In tutta Kobane ce ne sono solo un ospedale che funziona e poi questo ospedale è pieno delle guerrigliere che hanno ferite. Şu anda bir tane okul var ve ce ne sono solo una scuola. Çocuklar orada eğitim görüyor. Ci sono gli studenti che provano a studiare. Ama okulun bütün duvarları mermi delikleriyle ve mayınlarla, bombalarla parçalanmış durumda. Però tutti i muri delle scuole sono bombardate. Konuştuğum öğretmenleri, çocukların öğretmenleri, çocukları biraz olsun savaş ortamından koparmak için okulla teşvik ettiklerini söylüyorlardı. Gli insegnanti di questa scuola ne anlamda yani? Çocukları savaştan uzak tutmak için. Vogliono un po' tenere i ragazzi fuori della guerra. Bununla beraber sokaklarda hala binlerce mayın, patlamamış havan topları insan sağlığını, sivillerin sağlığını tehdit eder.
Ancora ci sono le bombe lì che rischiano della vita del popolo. Bir de bunlarla birlikte savaşçılarla olan hikayemiz var. Bu savaşçılardan bazıları YPG'li, bazıları YPJ'li. Bir de yabancı yani Avrupa'dan ya da dünyanın başka yerinden gelen savaşçılar vardı orada. Ne anlamda biliyorsunuz? Abbiamo fatto reportage anche con le guerrigliere di YPG. YPG. E con le altre guerrigliere straniere. Bunların içinde birçoğumuzun oradaki yoldaşımızın anlamlı bulduğu yabancı yani Avrupa'dan gelen savaşçılar birisi de benim yakın arkadaşım. Kendisiyle Suruç sınırında tanışmıştık. Nereli? İtalyan. Mi sono conosciuta con una guerrigliere italiana lì a Suruç. Belki de sizler de biliyorsunuz Marcello ile Kobani'de buluşmak için çok çaba harcadım ve en son onu Kobani'de buldum. Abbiamo impegnato tanto a incontrare con Marcello e poi alla fine ci siamo incontrati lì. O iyi bir sniper olmuştu ve Kobani'nin savunucularından birisiydi. È diventato una guerrigliere con sniper poi diffondeva Kobani lì. Ben Marcello Eval Herdem bir de Amerikalı savaşçı Philip'ti sanırım ismi birlikte uzun süre sohbet etme şansımız oldu Kobani'de. Abbiamo trovato un'occasione di parlare con Heval. Kimdi? Herdem. Heval Herdem. Ve tu. Amerikalı savaşçı. E poi una guerrigliera americana. Herdem sniperların komutanıydı. Yani Marcello'nun da komutanıydı ve onu bir buçuk ay kadar önce bir cephede savaşırken kaybettik. Kimi? Herde. Purtroppo è morto Heval Herdem, değil mi? Heval Herdem poi sonra öldü. Diğer Amerikalı yoldaşımızı da bundan 10 gün önce kaybettik. 10 giorni fa è morto anche la guerrigliera americana. Ama onların yoldaşları onların anılarını bugün yaşatıyorlar ve onların anılarıyla Tel Abyad'ı özgürleştirdiler. Però abbiamo noi però noi siamo sempre i compagni di loro e poi sempre raccontiamo le loro storie ovunque e sempre. Son olarak Kobani'de genel durumu tarifledikten sonra bir de orada devrimin içeriği nedir? Ona dair bir şeyler söylemek istiyorum. Devrimin içeriği. Yani devrim nasıl bir devrimdir? Voglio raccontare un po' di che cosa si tratta questa rivoluzione. Kobani devrimi, pardon, Rojava devrimi her şeyden önce bir kadın devrimidir. Prima di tutto, la rivoluzione di Rojava è una rivoluzione delle donne. Kadının özgürlüğünü Orta Doğu'da kazıyan bir devrimdir. Si parla di una rivoluzione che direttamente prende il potere dalla mano delle donne. Quindi è una cosa contro patriarcale. Feodalizme karşı savaşan bir devrimdir. Combatte anche per il feudalismo. Beni en etkileyen şeylerden birisi YPJ savaşçılarının birer özgürlük abidesi gibi yani sokaklarda dolaşması ve Orta Doğu'da yeniden şekillendirmesi oldu. E che questa rivoluzione si forma ancora una volta la situazione di Medio Oriente. Kobani'de hayatı yeniden dönüştürüyorlar ve değiştiriyorlar. E cambiano Rojava. In Rojava cambiano tutte le struttura e creano una cosa molto nuova e alternativa. Röportaj yaptığım bir YPJ savaşçısı savaş sonunda erkekler silahlarını bıraktığında bizler savaşmaya devam edeceğiz demişti. Una guerrigliera donna
ha detto che anche se una, un guerrigliere maschile, çünkü, no, no, maschile, anche se non combatte più, noi continuiamo a combattere essendo le donne. Çünkü erkek egemen sisteme karşı verilecek bir savaşın olduğuna daha inanıyorlar. Perché oltre tutto questo combattono per il patriarcatismo, mi sembra, patriarcale. Son olarak toparlayacak olursak Rojava'daki savaş bütün dünyadaki egemen güçlerin ezberini bozdu. Tamam, devam. Ezberini bozdu. Yani egemen güçler bütün dünyayı kontrol ediyor yerine aslında halk hareketlerinin dünyayı değiştirebileceği inancını getirdi. Quindi non c'è una nel posto di una gestione centralizzata sostiene una struttura dalla base a su. IŞİD'in Orta Doğu'daki yenilmezlik algısını kırdı. Si è visto molto bene che IŞİD non è invincibile. Orta Doğu başta olmak üzere kadının adını en öne taşıdı. Soprattutto in Medio Oriente ha testimoniato che il potere delle donne è molto importante, è una cosa che sì, una cosa. Halk iradesinin eğer istendiği zaman kıramayacağı hiçbir zincirin olmayacağını gösterdi. E visto molto molto bene che halk iradesi. Okay. È molto importante il potere del popolo. Quindi se il popolo decide di fare una cosa non si può fermare. Ve bizlere uluslararası dayanışma ile bu dünyayı değiştirebileceğimizi öğretti. Abbiamo capito molto bene che con la solidarietà non c'è una cosa che non si può cambiare. İtalyan yoldaşlarımıza da tekrardan bizleri Kobani'de ve Rojava'da yalnız bırakmadıkları için halkım adına teşekkür ediyorum. Salutiamo un'altra volta ai compagni italiani. Grazie. Teşekkürler.